Gülfem. Gülfem. Şimdi sırası değil ama sana bir soru sormak zorundayım. Cihan evlilik sözleşmesi yaptı mı? Ay, tahmin etmiştim. Allah korusun. Eğer Cihan'ı kaybedersek her şey küçük şeytanı kalacak. Evet. Evet, bunu konuşuyorlardı. Sizi utanmazlar. Güzel, ne yapıyorsun? Sizin eşkanlıları. Hanım, sakin olun. Gülfem, gel buraya. Yapma, yapma Gülfem. Gülfem, Gülfem Hanım, Gülfem. Defolun, defolun. Sil o timsah gözyaşlarını. Siz şey. Gülfem Hanım, neler söylüyorsunuz? Ayıp oluyor. Gülfem Hanım, ablamla nasıl konuşuyorsunuz? Gülfem, yapma. Çıkın hastaneye. Gülfem Hanım. Sizin burada bulunmaya hakkınız yok. Ya senin kardeşin sonunda kocası yazar. Kim olursun? Çık dedim sana, çık. Gülfem Hanım. Gitmiyorum bir yere. Duyuyor musun beni? Gitmiyorum bir yere. Gülfem. Gel gidelim. Gülfem. 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 Ömer, Ömer. Nasıl, söyle bana. Söyle. Bekleyeceğiz. Ne kadar bekleyeceğiz? Ne kadar bekleyeceğiz? Yani inanın bunu ben de bilmiyorum. Belki bu gece, belki birkaç günde ama beklemek zorundayız. Geçmiş olsun. Gülfer sipahi, Gönül sipahi. İfadenizi almamız gerekiyor. Memur bey, şu an ikisi de ifade verecek durumda değil. Başka bir zaman alsanız olmuyor mu? Hayır. Ben hemen ifademi vermek istiyorum. O zaman buyurun. Ablam, ablam dur. Ben bahçeye çıkacağım. Hava almam lazım. Biraz yalnız kalayım. Lütfen. Lütfen. Saldırıda kullanılan silahın babanıza ait olduğunu tespit ettik. Ne? Şüphelinin bu silahı nasıl ele geçirmiş olabileceğine dair bir fikriniz var mı? Cihan evlilik sözleşmesi yaptım. Ah, tahmin etmiştim zaten. Allah korusun. Cihan'a bir şey olursa her şey o küçük şeytana kalacak. Evet. Hastane koridorunda bunu konuşuyorlardı aç gözlüler. Eğer babamın ölümüne de imzanı attıysan kork benden Gülfem sipahi. İlk kez gerçekten kork benden. Babasına karşı kardeşim. Bu yüzden yaptı. Gülfem Hanım, o silahı nasıl ele geçirmiş olabilir biliyor musunuz? Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Silahı ona eski sevgilisinden başkası vermiş olamaz. Saldırganın eski sevgilisi de kardeşimin eşinden başkası değil. Ona bir şey olursa ben... Ona hiçbir şey olmayacak Gülürüm. Nasıl da pis pis bakıyor ya. Böceğe bakar gibi. Şeytan diyor ki git şu kadını. Yonca. Ya sus Allah aşkına ya. Zaten canım burnumda. Ablacığım, ya sen çok yoruldun. Otur istersen biraz ha. Ben tuvalete gidiyorum. Bu kadın niye böyle bakıyor? Allah delirmiş ha. İyi saatte olsunlar geldi sonunda demek ki. Gülfem, iyi misin? Yürü sipahi. Bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Aa, niye? Niye gelmesi gerekiyor? Ya Gülfem Hanım ifadesini burada verdi. Niye? Konuşmama ve avukat tutma hakkına sahipsiniz. Ne ya çıkarın şunları ya. Ne yapıyorsunuz? Bir yanlışlık olmasın ya. Gibi. Hayır kardeşim, hadi olamazsınız. Abla. Hayır kardeşim.
Hayır, hayır. Ya çıkarıştırma diyoruz ya. Tanık yapamazsın. Hayır, yani bu şekilde. Ya çıkarıştırma. Belli ki. Ya neyle suçuyorsunuz abla? Bir şey söylemiyorsunuz. Ya bırakın, vurulan onun kocası zaten. Abla. Ya bırak abla. Abla, abla merak etme, biz de geleceğiz abla. Korkma. Çiçek. Ne olur biraz sakin ol ya. Bak kesin bir yanlış anlaşılma var. Ama senin soğukkanlılığını biraz koruman gerekiyor. O kadın yaptı. Onlarla konuştu. Ablamı kelepçeleyip götürdüler. O kadın yaptı. Çiçek. Çiçek. Çiçek.